Günaydın. Telefonun. Kim arıyor? Bilmem. Aileden biri olmalı. Kimseyle konuşmak istemiyorum. Burada olduğun için mutluyum. Biliyor musun? O çirkin kadın dün gece bana sıcak su içirdi. Onun elinden tadı daha da acı geldi. Üstelik kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Bu kadınla neden evlendim ki ben? Ondan nefret ediyorum. Onu hemen bir hayvanat bahçesine kapatmak lazım. Endişelenme. Bunların hepsi geçecek. Sen burada olduğuna göre her şey düzelecek. Ne oldu? İyi misin? İyi misin dedim. Kalksana. Kalk hadi. Sen? Evet. Başka kim olacaktı? Kabus falan mı gördün sen? Sen kabustan da betersin. Ve senin yüzünden burada kalmak zorundayım. Şimdi uyumaya devam edebilirsin. İyi olurdu. Telefonun çalıyor. Çok sinir bozucu. Beni de uyandırdı. Merhaba bebeğim. Abi neredesin sen? Neden telefonlarımı açmıyorsun? Ev numarasını da denedim. Kimse cevap vermedi. Karınla mı berabersin? Yoksa dün gece size bir şey mi oldu? Hayır, o kadar şanssız değilim. Benimle flört etmeye çalıştı ama karşılık vermedim. O da bütün gece balkonda uyudu. Ama boş ver şimdi onu tatlım. Ben sana geliyorum hemen. Duydun mu? Raş, dışarı mı çıkıyorsun? Evet, ofise gidiyorum. Biraz işim var ama bugün erken gelirim. Haksızlık bu. Hep düşündüğün iş, iş, iş. Neden biraz da benimle ilgilenmiyorsun? Neden beraber kaliteli zaman geçirmiyoruz? Anlaşıldı. Ne söylemeye çalışıyorsun? Asıl meseleye gelsene artık. Çok kabasın. Birazcık romantik olamaz mıyım? Ve ben senin karınım değil mi? Evet, eşler romantik olabilir ama bence hepsi olamaz. Mesela sen olamazsın. Tamam peki. Romantizm istemiyorsan asıl meseleye geleyim. Bak... Raş, babam bana dedi ki bir arkadaşının dosyası sendeymiş ve eğer dosyaya onay verirsen inşaatı hemen başlayabilirmiş. O dosya hemen onaylanamaz. Çok fazla sorunu var. İyi de bunun için sana verdiler zaten. Raş, babam dedi ki eğer sen dosyayı geçirirsen arkadaşı bize 3 daire verecekmiş. Zaten kocaman bir evim var. Başka ne istiyorsun ki? Bu ev sana ait değil ki. Sen de misafirsin. 2 sene önce annem benimle konuşmamaya başladı. Çünkü abinin işlerini idare etmek istemedim. Sen de benzer bir şey yapmamı istiyorsun benden. Ama yapmayacağım. Bu benim prensiplerime uymaz. Raş ama... Raş! Her seferinde böyle yapıyor bana. Bu adamla neden evlendiğimi ve neden bu kadar dürüst davrandığını bir türlü anlayamıyorum. Peki tamam, sonra söylerim. Abi, ben Avustralya'ya gitmek zorundayım. İş yönetimi kursumun mezuniyet töreni var. Üzgünüm ama orada bulunmam gerektiğini söylediler. Yani mutlaka gitmeliyim. Burak ve o kadına ne olacak? Biliyorum abi, çok üzgünüm. Ben Burak ve Prakya'nın aşk ilişkisini sona erdirmek istedim. Ama ne yapabilirim? Gitmeliyim. Bu arada bir şeye çok dikkat et. O kadın çok kurnaz biri. Lütfen ondan uzak durmaya dikkat et. Seni de kandırmaya çalışacağına eminim. Ama endişelenme. Hemen geri döneceğim. Aliye, benim karşımda ne yaparsa yapsın ben asla ona ilgi göstermeyeceğim. Benim gözümde hep çirkin kalacak. Beni arkadaşımdan, seni de aşkından ayırdı. Ona karşı hep nefret duyacağım. Ragya, düğün sonrası tören için ne zaman eve geliyorsun? Ne zaman burada olursun? Oraya nasıl giderim?
Duygularımı ne kadar saklamaya çalışsam da annem mutlu olmadığımı anlayacak. Dinliyor musun Burak ya? Ne zaman yola çıkarsın kızım? Anne dinle bak. Abişek bugün çok meşgul. Bugün gelebileceğimi hiç zannetmiyorum. Ne? Böyle bir şey nasıl söylersin? Bu töreni mutlaka yapmamız lazım. Sviti ve Kabir de geliyor. Dayım ve yengen uzaktan geliyorlar. Ben onlara ne söylerim? Anne biz törene gelmek istedik ama abinin acil bir işi çıktı. Ve sonra... Pragya tören için evinize gelecek. Hiçbir şey bu törenden daha önemli olamaz. Siz merak etmeyin. Hem abi hem de Pragya orada olacaklar. Merakla. Pekala ben hazırlıklara başlıyorum. Elbette. Siz hemen başlayın. Ben de onlara hazırlanmalarını söylerim. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Hadi git hazırla. Robin. Robin. Hey Robin. Evet efendim. Ne yapıyordun sen? Yeni şarkınızı dinliyordum efendim. Müthiş bir parça. Peki o zaman. Egzersiz yaptıktan sonra kahve içmek isterim. Kahvem nerede? Bu sabah kahvenizi Bayan Praga yapmak istedi efendim. Anladım. Sen gidebilirsin. Getirsin bakalım kahveyi. Ben ne yapacağımı bilirim. Bu kahve biraz garip değil mi büyük anne? Neden kızım? Çünkü kahve toz tarçını da ekledin o yüzden. Evet abinin özel kahvesi böyle yapılır. O kahvesini tarçınlı sever. Sen de nasıl yapıldığını öğren. Çünkü bundan sonra abiyle sen ilgileneceksin artık. Nedir bu kahve? Hem en ucuzundan hem de iğrenç. Uf. Sen hayatında hiç kahve yapmadın mı? Sokaktaki satıcıdan alsan daha iyi olur. Neden kahvemi büyük annem yapmadı ki? Büyük anne. Of. Ne oldu kahven kötü mü? Beğenmedin mi? Sen kahveni hep böyle seversin. Ben de bugün istediğin gibi yaptım. Büyük anne, kahvemi sen mi yaptın? Her zamanki gibi değil mi? Elbette büyük anne. Sen benim yaptığım kahveyi hep çok seversin. Şimdi neden birdenbire böyle beğenmedin bakayım? Ya, hayır değil büyük anne. Tabii ki kahveyi senin yaptığını biliyordum. Onun için bu kadar lezzetli zaten. Kahveyi kimin yaptığı önemli değil ama neden Pragya ile o kadar kaba konuşuyordun? Büyük anne ben sadece... Büyük anne... Biz evli bir çiftiz. Arada şaka yapmamız normal. Yani sabah sabah karınla alay mı ediyordun? Hayır büyük anne. Kasıtlı olarak onu övmek istemedim. Neden biliyor musun? Çünkü ben onun daha iyi kahve yapmasını istiyorum. Senden bile daha iyisin. Bu sözümü bir yere yaz. Sen beni kandırmaya mı çalışıyorsun? Hayır büyük anne. Ama bazen denerim. Ne? Yok canım. Sadece şaka yapıyordum. Biri şaka yaptığı zaman gülmez misin? Senin yüzünden büyük annem beni azarladı. Özür dilerim. Bir daha böyle şakalar yapmam. Tamam mı? Seni affedebilirim. Ama bunu hak etmek için bir şey yapman lazım. Söylesene büyük anne ne yapmalıyım? Düğün sonrası tören için Pragya'nın evine gitmeni istiyorum. Bir tören daha mı? Zaten bir sürü tören yapmadık mı? Yani... Eğer onunla gitmezsen ne seni affederim ne de bir daha asla sana kahve yaparım ne de bir daha seninle konuşurum. Tamam büyük anne bekle. Bu işkenceye senin için katlanırım. Nasıl? Törenler için böyle bir şey nasıl söylersin sen? Ne zaman öleceğimi söyle. Ne? Yani ne zaman olacağını. Ne zaman gideceğim demen gerekir. Aynı şey büyük anne. Ne zaman gideceğim? Hemen şimdi gidiyorsun. Şimdi mi?
Hey, gelsene buraya. Tamam, geliyorum. Hey Sanjay, neden orada toplandı herkes? Haberin yok mu? Düğün sonrası tören için Pragya geliyor bugün. Üstelik abi de gelecek. Anladım. Demek onun için herkes toplanmış. Ha, evet. Ha, biz de gidelim. Hadi. Hadi yürü. Yeah. What? Rockstar. Man rockstar. Ne kadar çok insan toplanmış. Ucuz bir şey satıyorlardır. Belki de senden imza isteyecekler. Hey abi! Vay canına, Paragya ne kadar şanslı değil mi? Baksana, abiyle evlendi. Evet, kocasının ailesi de çok zengin. Evet, haklısın. Abi. Bak, gördün mü? Ben yanında durduğum herkesin kaderini değiştirdim. Şimdi herkes senin ne kadar şanslı olduğunu düşünüyor. Merhaba Pragya. Merhaba. Merhaba. Sizi burada görmek ne kadar güzel. Burada olduğum için herkes mutlu ve hep birlikte kutlama yapıyorlar. Hayır, pek sayılmaz. Onların çoğu Pragya'yı gördükleri için çok mutlu oldu. Bu mahallede herkes onu sever. Sakın unutma, Pragya gibi bir yaşın olduğu için çok şanslı birisin. Şimdi onlara imza verirsem üstümü parçalarlar. İçeri girsem iyi olur. Teyze, teyze, Pragya ve abi geldi, çabuk ol. Bülbül, Svidi, hadi gelin, Pragya ve abi burada. Merhaba Abişek. Merhaba. Hoş geldin, nasılsın? İyiyim. Ben de Kabir, Pragya'nın dayısı. Düğünde ikramları biz hazırlamıştık. Ben de Svidi, Pragya'nın yengesiyim. Düğünde konuşmaya hiç fırsatımız olmadı. Evet. Ben de Bini, Pragya'nın kuzeniyim. Ben Pirit. Pragya ile beraber düğünden sonra evinizde ben geldim. Hatta odanda gitarını gördüm. Abi, her zamanki gibi çok yakışıklısın. Teşekkür ederim. Merhaba abi, evimize hoş geldin. Yani artık senin de evin. Arkadaşlarım seninle tanışmak istiyor olur değil mi? Dur kızım, bırak da önce ben konuşayım biraz. Seninle tanışmak için hastaneden çıkıp geldim. Bir şeyler söylesene abi. Neden susuyorsun? Sen konuşmasına fırsat vermiyorsun da ondan. Bırakın da dinlensin biraz. Baksana teyze. Karısının yanından hiç ayrılmıyor. Pragya nereye giderse onu takip edeceği belli. Pragya, hadi içeri gir, otur kızım. Hadi içeri girin artık, hadi. Gel kızım, hadi oturalım, yürü. Hadi gel. Hadi. Canım, geç içeriye. Sen de abinin yanına otur, hadi. Furbi, pervaneyi bu tarafa çevir. Seni bugün o kadar iyi ağırlayacağız ki her gün bize gelmek isteyeceksin. Ne alırsın oğlum? Soğuk bir şey, çay ya da kahve? Hayır anne, abi öyle şeyler içmez. Benim yaptığım buzlu kahveden içer, doğru değil mi? Amcam burada. Hoş geldin. Merhaba herkese, merhaba. Karın nerede? Gelemedi, biraz işi var. Ben de abiyle tanışmak için geldim. Bizi düğüne davet etmedin ya. Aslında davet ettim ama sen... Davet ettin de Pragya'nın bir rock yıldızıyla evleneceğini söylemedin. Merhaba, çok memnun oldum. Evet, ben de. Artık seninle yakın akrabayız. Bugün ofisten izin alamadım. Aslı olduğumu söylemek zorunda kaldım. Ama seninle tanışmak için gerekirse işinden istifa eder, yine gelirdim. Herkes senin hakkında konuşuyor. Bütün ailem senin büyük hayranın. Çok acele geldiğim için onları yanımda getiremedim. Öyle mi? Dahası da var mı? Aileniz küçük. İçimden sana bir şey vermek geliyor. Sadece sana amca. Bu sana özel amca. Vay canına. Ben artık bu elimi yıkayamam.
imzanın silinmemesini istiyorum. Abi rahat mı dur lütfen? Sana içecek bir şey bile ikram edemedik. Cenk'i benimle mutfağa gel. Ben de geliyorum anne. Ne yapmalıyım? Pragya bana bir şey söylemiyor. Ve Bülbül de benimle konuşmaya hazır değil. Abi ve Pragya'nın neden evlendiklerini kime sormalı? Bence en doğru şey onun evine gitmem olacak. Bülbül beni karşısında görünce bir cevap vermek zorunda. Anne, büyük annem nerede? Oruç tutuyor. Gurudvara türbesine gitti. Biraz sonra gelir. Hadi biz başlayalım. Abi neden yemedin bunu? Ha. Biraz daha al hadi. Hepsini tadına bakmalısın. Hadi bakalım ye. İyidir. Hadi al bunu da oğlum lütfen. Ben yiyorum hadi gerçekten. Hadi hadi yersin. Bülbül, ne yapıyorsun kızım? Zorla yedirmeye çalışma. Abi rock şarkıcısı, güreşçi değil ya. Bir günde bu kadar çok yiyemez, öyle değil mi? Teşekkür ederim anne. Midem patlamak üzere. Abi dur bakalım. Daha tatlılardan hiç almadın. Acele et. Hayır abi, tatlıyı sonra da yiyebilirsin. Bırak artık kızım. Neden ama? Abi herkesin seni beslemesine izin verdin. Şimdi de benim sıram. Hadi. Hayır, masaya bırak onu. Sonra da yesen olur abi. Ama... Eğer yemezsen seninle bir daha asla konuşmam. Niye tabii. Ben de seninle konuşmak için deli oluyorum çünkü. Banyo nerede? Aa, ben sana yerini gösteririm. Sen git havlu getir. Sen de hayır, benimle gel. Hayır gerek yok. Ne tarafta? Hayır olmaz koyayım. Yalnız bırak bak. Hadi git ya tamam. Hadi, tamam hadi, ben sen masaya hadi. Dokunma. Hadi bak bakalım sabun var mı? Hadi çabuk. Ne bakıyorsun? Senin ailen yüzünden bu haldeyim ben. Bunu planlayıp yaptın değil mi? Herkes beni zorla beslemeye başladı. Sanki kurbanlık koyunu kesmeden önce besler gibi yedirdiniz beni. Ne bu? Celcira, sıcak su içtikten sonra aksırman geçti. Bu da yemeği sindirmene yardım eder. İç şunu. Ne oldu? Bu çilte var mı burada? Taş gibi kas katı geldi de neyse. Ne arıyorsun sen? Odanın geri kalanı nerede? Hadi klimayı açsana. Klimamız yok bizim. Yok mu? Beni tıka basa yedirdiniz. Burası çok sıcak ve havasız. Üstelik klimanız da yok. Neyse ki bir pencere var. Hayır sakın açma. Neden? Sen her şeye bir çözüm bulmuyor musun? İşte bu da bir çözüm. Bu arada komşuların da en az senin kadar tuhaf insanlar. Neden? Çünkü hepsi senin gibi dört göz. Banyo nerede? Bülbül dergileri getirip buraya bırakmış. Siz acaba... Ben aslında... Biz daha önce tanıştık değil mi? Abişek ve Pragya'nın davetinde karşılaştık. Evet doğru. Sen Abişek'in arkadaşı mısın? Evet. Otur lütfen. Ben onu çağırırım. Kimi çağırmaya gidiyor? Acaba ne yapsam? Bülbül. Sen bırak onu ben yaparım. Abişek'in arkadaşı geldi. Sanırım o da davetli. Git Abişek'e haber ver. Hadi çabuk ol. Peki. Çay ister mi diye sor. Olur. Ben mutfağa gidiyorum. Abinin arkadaşı kim olabilir? Bülbül.
Aman Tanrım, ne yapıyor burada? Ya biri görürse onu? Hayır. Ne yapsam? İçeri mi gideyim, dışarı mı çıkayım? En iyisi içeri gideyim. Abla. Beni dinle. Ne oldu? Başım büyük dertti. Ne oldu? Burak, Burak buraya geldi. Burak mı? Evet, dışarıda bekliyor. Eğer abi Burak'ın buraya Bülbül'le konuşmak için geldiğini anlarsa, o zaman hemen Burak'ın Bülbül'ü sevdiğini anlar. Başımız derde girer, Bülbül'e zarar vermeye çalışabilirler. Hayır, karşılaşmalarına izin veremem, olmaz. Abla, Burak'ın olay çıkarmaya geldiğinden eminim. Bak, abi çıktığında sen onu meşgul et, gitmesine izin verme. Ben onunla mutlaka konuşurum. Abla gönder onu buradan, annem olanları öğrenirse çok endişelenir, lütfen, lütfen. Endişelenme, ben bir çözüm bulurum. Sen sadece abiyi oyalamaya çalış, tamam mı? Abi, abi, şey, evimizi sevip sevmediğini söylemedin daha. Ev mi? Evet. Bu ev tıpkı içinde yaşayanlara benziyor. Biraz ilginç, biraz sıkıcı. Ama hala soruma bir cevap vermedin. Bu garip soruya nasıl düzgün bir cevap bekliyorsun? Abi, abi, Prag'yı beğenip beğenmediğini de söylemedin. Al, garip bir soru da. Lütfen soruma cevap ver. Ablan... Ablan tıpkı bu kitap gibi. Kapağını açana kadar çok ilginç. Okumaya başladığında çok sıkıcı. Yani ilginç mi yoksa sıkıcı mı? Aslında ben ablanı çok ilginç buluyorum. Onunla oynamayı seviyorum. Oyun mu? Yatak odası sırları. Son bir soru. Arkadaşlarım imzanı istiyorlar da. Burak, zaman değişti ve bazı ilişkiler kuruldu. Geçmişi düşünmeye devam edersen sadece kendini üzersin, tamam mı? Bak, annem Bülbül'le aranda olanları öğrenmemeli. Durumu hiç iyi değil. Onun yüksek tansiyonu var. Eğer ona bir şey olursa bu... Buraya Bülbül ve kendimden bahsetmeye gelmedim. Evliliğin doğru mu diye öğrenmeye geldim. Bülbül'e de sordum ama o da benimle konuşmak istemiyor. Ve biliyorum, bir şeyler yanlış. Bu doğru değil Burak. Neden Abişek'in benimle kendi isteğiyle evlendiğini unutuyorsun sen? O çok çok iyi bir adam, aileme saygı duyuyor. Bak, sen onu iyi tanıyorsun. O asla böyle bir ayine katılmaz ama buraya benim için geldi işte. Abi burada mı? O zaman ben gideyim. Gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Abişek'le görüşmeyecek misin? Hayır, sağ olun. İşlerim var biraz. Onunla görüşemeyecek kadar önemli bir iş mi? Buraya ilk defa geliyorsun, bir şey yemen gerek. Bülbül'e söyleyeyim, sana çay getirsin. Kız dalmış gitmiş. Yok, hayır, hiç sorun değil. Hiç tartışma istemiyorum. Otur, sana bir şey getireyim. Gitmesine izin verme. Abi, çıkardığın yeni bir şarkı veya albüm var mı? Evet, şarkılarımın CD'si arabamda, gidip getireyim. Yok yok. Şimdi istemiyorum. Sonra alırım. Hatırlayamayabilirim ama. Ha? Abi. Israr ediyorum. Olamaz. Abi dışarı çıktı. Ben çıkarsam işler daha da kötüleşir. Ne yapacağım peki? Bak Burak, sorununu anlıyorum. Haklısın ama bunları tartışacak doğru zaman değil şu an. Raja, ben artık bekleyeyim. Bülbül'le aramdaki yanlış anlamayı ne kadar erken çözersem o kadar iyi. Sonuçta kimsenin ilişkisine zarar vermek istemiyorum. Yani bu işi halletmem gerekiyor.
Merhaba Prof. Ne güzel bir sürpriz. Beni görmeye geldin değil mi? Baksana. İnsanlar bizi hep ayrılmaz sanıyorlar. Nereye gitsem takip ediyor. Benim yerime bu hainlere sen katılmalıydın. Daha doğru olurdu. Bu arada ne tartışıyordunuz? Biten dostluğunuzu mu? Sen ne diyorsun? Sizi rahatsız mı ettim yoksa? Hiç de değil. Ben sadece... Özel birini görmeye geldin değil mi? Ve o özel kişi de benim. Kutlamalara katılmak istiyordun değil mi? Bu harika ama sen benim gibi mutlu görünmüyorsun. Herkese çay ve atıştırmalık. Anne, tanıştırayım. Bu çocukluk arkadaşım Kur'an. Evet, düğün resepsiyonunuzda tanışmıştık biz. Öncesinde tanışmadınız mı? Hayır. Ne sahtekar bir kadın. Ailesinden kimseye söylememiş. Şimdi Burak ne kadar sahtekar olduğunu anlayacak. Ben gidiyorum. Olmaz oğlum birazcık. Anneciğim bırak gitsin. Yapacak çok işi var. O çok çalışkan bir adamdır. Bir sürü departmana bakıyor. Değil mi? Sonra görüşürüz. Hemen geliyorum. Kusura bakma. Sizi rahatsız ettim. Bir saniye. Tamam mı? Ne yanıma geldin ne de telefon ettin. O yüzden beni aradım. Neden benden kaçtığını hissediyorum? Çünkü karım o kadar güzel ki ondan başkasıyla konuşmak istemiyorum. Hiç anlamıyorum. Ona mı yoksa kendine mi işkence yapıyorsun? İşkence etmek için ona bakmam gerek. Bu da benim için işkence. Ama bu akşam işkence olmayacak. Çünkü burada olmayacağım. Neden? Dışarı mı çıkıyorsun? Evet. Buradan gidiyorum. Giysilerimi alıp senin evine geleceğim. Tamam. Yakında gelirim. Nereye gidiyorsun oğlum? Anneciğim eve gidiyor. Ne? Nasıl eve gidebilirsin? Arabamla. Yok onu kastetmemiştim. Ama bu bir gelenektir kalman gerek. Ne geleneği? Evet damat düğün sonrası ayin için evimize geldiğinde gece kalmak zorundadır burada. Sabahtan önce gidemezsin. Büyükannenin sana söylediğini sanıyordum. Hayır. Büyükannem söylemedi ama... burada nasıl kalabilirim ki? Biliyorum evimiz epey küçük ama sen alışkın değilsindir. Hayır. Onu kastetmemiştim. Peki sorun ne? Aslında ben giysilerimi almayı unutmuşum. Bunlarla gece hiç rahat edemem. Ay abi bu muydu yani? Bu hiç sorun olmaz. Amcamınkileri giyebilirsin. Kim o? İşte amcam bu. Onun giysilerini giyersem çadır giymiş gibi görünürüm. Oğlum, giysilerim sana biraz bol gelebilir. Ama endişelenme, içinde çok rahat edersin. Görebiliyorum ama bunlar gece için parlak değil mi? Hadi abi, sadece bir gecelik. Sonuçta sen rock yıldızısın. Ne giysen moda yaratmış olursun, değil mi? Lütfen giy hadi, hadi. Peki. Tamam. Gördün mü? Giysilerim için manken buldum artık. Bakın diyorum. Ha abiden sonra bu giysileri asla yıkamayacağım. Neden beni buraya getirdin? Oho abla giysi seçeceğim. Sen şurada dur. Giysilere bakabilir miyiz? Kot ve tişört olacak. Bu o kravat değil mi? Evet.
Neden ağladın ki? Çünkü ilk defa bir şey beğenmiştin. Bana güzel giysiler gösterin. Kime aldığımı biliyor musunuz? O bir rock yıldızı. Abiye. Duyduğunuzdan eminim. Düğün sonrası aynı için hediye. Güzel şeyler gösterin. Baştan söyleseydiniz keşke. Kaliyaş, hanımefendiye parti kıyafetlerini göster. Abla, hangisi buna daha çok yakışır? Bu mu yoksa bu mu? Neden sana soruyorum ki? Bence bordo buna çok yakışır. Sana mı sordum ben? Sen modadan da mı anlıyorsun? Aslında bence sen hiçbir şeyden anlamıyorsun. Bülbül, ben sadece... Tavsiyene ihtiyacım olduğunu mu düşündün? Tavsiyene ihtiyacımız yok. Abinin senin gibi olmasını istemiyoruz Süreş. Yani tavsiyeni kendine sakla lütfen. Kendi işine bak. Biz de kendi işimizi yapalım. O kadar. Anladın mı? Şunu gösterir misiniz? Ailenizde herkes nasıl? Abi iyi mi? Pragya mutlu musun? Çok mutluyum Süreş. Herkesin iyi olduğunu kaç kere söylemem gerekiyor ve Abhishek de harika biri. Abla, abinin seçtiğim giysilere bayılacağından eminim. Burada olmalıydın. O giysilerle çok yakışıklıydı. Çok harika görünüyordu. Kimden bahsediyorsun? Neyse sonra konuşuruz. Hadi benimle gelin çabuk. Gelin hadi. Gel hadi. Neden gülüyorsun? Anne, şuna baksana. Abi sokak davulcusuna benzememiş mi? Neden gülüyorsun? O senin enişten. Ben de onun baldızıyım. Onunla dalga geçmeye hakkım var yani, değil mi? Sonra dalga geçersin. Git önce Pragya'nın odasını temizle. Tamam. Pur ve benimle gel. Pragya, abiyi ikna etmelisin. Bu akşamki yatağıyla idare etmesini söyle. Daha büyük bir yatak bulamadım. İkinizin de bu küçük yatakla idare etmesi gerekiyor demek istedim. söylesene. Abi özel hayatında nasıl? Yani romantik olduğundan eminim. Romantik değil mi? Değil mi? Garip biri. Garip mi? Evet. Anlamadım. Affedersiniz. Ablanla özel olarak konuşmak istiyorum. Üzgünüm abi. Biraz sabırlı ol. Ablam seni eleştirmek üzereydi. Ablanın beni nasıl anlattığından eminim. Mutlaka şöyle demiştir. Garip biri. Değil mi? Ne kimya ama. Siz sohbetinize devam edin. Biz bölmeyelim. Gidelim Purvi. İyi geceler. İyi geceler. Hepsi senin yüzünden oldu. Aşırı yedim ve bu giysiler büyük annemi dinlemek zorunda olmasaydım hemen giderdim. Nereye gideceğini iyi biliyorum ve bu benim umurumda bile değil. Ama ayinler tamamlanmazsa ailem çok üzülür. Sen bu ailenin damadısın. Bunu sen istedin. Sadece bir gece. Lütfen idare et. Nasıl idare edeyim ha? Ne klima ne de şilte var. Affedersin. Bu yatağı seninle paylaşacağımı sanıyorsan çok yanılıyorsun. Bırak yatağı. Seninle bu odayı bile paylaşmak istemiyorum. Bu delilik.
Gecenin bu saatinde ne içiyorsunuz? Üzgünüm. Sala burada olacağını söylemişti. Bu yüzden içmemeliydim. Ama kendimi tutamıyorum. Bu öksürük şurubu olmadan uyuyamıyorum. Öksürüğünüz mü var? Hayır. Bu içtiğim şeye koyduğumuz isim. Demek bunu içiyorsunuz. Ben böyleyim. Sessiz oturamıyorum. Bu hayatımın son evresi. İstediğim kadar tadını çıkartabilirim. Hiç korkum kalmadı. Beni bırak, sen bu saatte ne yapıyorsun bakalım? Ne aşağı katı hiç sevmedim. Ve torunun da çok sıkıcı biri. Demek istediğim çok sessiz biri. Bilirim. O öyledir. Ben şakalarımla insanları gülmekten çatlatabilirim. Ama Pragya gülümsemez bile. Sıkıcı olduğunu kabul ediyorsunuz. Hayatını dolu dolu yaşaması gerektiğini ona kaç kere söyledim. Biliyor musunuz? Sizinle konuşmak çok hoşuma gitti. Sizi çok sevdim. Ben zaten hayranınım. Öyle mi? İyi seçim. Şu anda içecek güzel bir şeyler olsaydı gerçekten çok iyi olurdu. Sevdim. Ben de öyle. Bilseydim sana da bir şey ayarlardım. Bu sıkıcı ailede sizin gibi harika biri olduğunu bilseydim size çok güzel bir hediye getirirdim. Boş ver onları. Sen asıl bunu dene. Diğerlerini unutacak. Öyle mi? Abi, bu saatte burada ne yapıyorsun? Temiz hava almak için terasa çıkmıştım. Abi, sen bir şeyler mi içtin? Hayır. Öksürük şurubu mu? Evet, aynen. Şşş, kimseye söylemeyin ha. Ama abi. Hadi, bu bir sır. Ama. Of, of. Abi, hayır bu. Burası mutfak ve annem orada. Annem mutfaktaysa ablan nerede peki? Ablam orada. Orada tahmin etmiştim. Bir şey daha. İkinize de ücretsiz albümümü hediye edeceğim. Gerçekten. Ve, biliyor musunuz kızlar? Büyük annenizden bir rock yıldızı. Gel buraya. Gel şöyle gidin tarafa. Büyük anne, sen ne yaptın? Ne yapmışım ben? Neden abiye öksürük şurubu içirdin? İçirmedim. Kendi istedi. Neden onu durdurmadın? Nasıl durdurabilirim? Sonuçta o benim kayın torunum. Abinin kafasına ne kadar iyi olduğunu bilmiyorsun. Ragge ne der şimdi? Oo, bir şey demez. O yakışıklı. Çok yakışıklı. Ayrıca da akıllı. Ragge'yi sakinleştirir. Hiç endişelenme. Dört göz. Merhaba, merhaba. Merhaba. Senin kafan iyi mi? Sen bir şey mi içtin? Ne dedin? Bir şey içmedim. Öksürük şurubu. Büyük annenin harika biri olduğunu söylememiştin. Ve sen... Dayanamıyorsan niye içiyorsun? Sana da dayanamıyorum ama...
seninle evlendim. Değil mi? Önce düzgündür, sonra bana parmak uzatırsın. İzle. Tamam. Biraz başım dönüyor. Ama sen normal halde de göremiyorsun. Dört göz. Sen siniri bozucusun. Dört göz. Büyük annem senden çok farklı. Keşke dünyadaki tüm büyük anneler onun gibi olsa. Öksürük şurubu. Işığı kapat dört göz. Bu kadar aydınlıkken uyuyamam. Işığı kapat dedim sana dört göz. Şşt. Benim evimde bana emir verme. Işıklar açıkken uyuyamıyorsan git terasta uyu. Ne? Ne dedin sen? Ne dedin? Kimin evi bu? Işığı söndüreceğim. Yanıma yaklaşma. Işığı söndüreceğim dedim sana. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.